Mehmet Bey, Coşkun Bey'in de bir sorusu var ama öncesinde Aslı Baykal'ın son açıklamalarını da yine izleyicilerimiz için hatırlatarak ben de size bir soru yöneltmek istiyorum tekrar. Bu yola çıktığım zaman babama komplo kuran gayrimilli odağın karşıma çıkacağını biliyordum. Görüyorum ki çok aceleciler. Onlarla elbette hesaplaşacağız diyor Aslı Baykal ama şimdi daha öncelikli bir gündemim var. Gayrimilli odağın iktidar olamayacağı bir teorik zemine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Sonra onları cımbızımla teker teker toplayacağım demiş. Diyor ki babama komplo kuran gayrimilli odağın karşıma çıkacağını biliyordum. Deniz Baykal'a komplo kuran odağın en azından tepesinde FETÖ'nün olduğunu biliyoruz. Bütün Türkiye bunu biliyor. Bugün de yine FETÖ liderliğinde bir odakla mı karşı karşıyalar? Bu son yaşananları yine FETÖ ile ilişkili olarak değerlendirmek mümkün mü sizin açınızdan? Ne Ya dersiniz? bana hanım hatırlamıyor musunuz? Bize neler yaptılar Allah aşkına. Yani bu bir Mart tezkeresinde Türkiye'de işte bu Kuzey Irak'taki Türk askerinin biliyorsunuz Amerikan askerlerinin Türkiye'ye gelip oraya mekan kurmasının ne zaman çıkacağı belli olmayan dönemde bir Mart tezkeresini reddettiren Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Deniz Baykal. Ondan sonra bize neler yaptılar? Bu kaset komplolarında tutup yani bunun intikamını alıyorlar. Bakın siz Amerika Birleşik Devletleri böyle sessiz sedasız durur ama inanın o soğuk içeri intikamını saklar ve zamanı geldi mi böyle darbesini indirir. Yani bu bakımdan biz ulusal duruşumuzun, milli duruşumuzun cezasını böyle saldırısını hep göğüsle karşıladık. Ve yine karşılamaya devam ediyoruz. Bu konuda hiç tereddüt yok. Biz milletimiz için, halkımız için, ulusal duruşumuz için her konuda dimdik ayaktayız, yine dayaktayız. Bu Deniz Baykal'ın kaset komplosundan tutun. Hatırlarsanız Deniz Baykal giderse bu yerel gazetelerde işte CHP 10 puan artar, 20 puan artar. İşte arkadan Deniz Baykal'ın bu istifasının getirdiği istifasından sonra aday olmayacağım. Kemal Bey kaç defa geldi aday olmayacağım dedi, sizinle beraberim dedi. Ondan sonra gidip 2 gün içinde ne değişti, aday oldu. Bütün bu saldırılar hep göğüs gerdik. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni dimdik ayakta tutmaya çalıştık. Ve şimdi biz bıraktığımız zaman %27 küsürdü Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi %33'e düşüyordu. Biz 28'lere çıkıyorduk o dönemde. Bütün arkadaşlarımız bilir. Şimdi partinin oyu inan 17 ile 22 arasında değişiyor. 10 yıl geçti. 10 tane seçim geçirdik. Eğer siz milli duruşunuzdan vazgeçtiğiniz zaman Cumhuriyet Halk Partisi devlet kuran bir parti. Daha önce biliyorsun devletler kurulur, partiler kurulur. Biz partiden sonra devleti kuran bir parti. Ve bu milli duruşumuzun bizim şeyimizde var, tüzüğümüzde var. Mustafa Kemal'den gelen geleneklerimizde var. Bazı şeyler tüzükte yazılmaz. Bazı gelenekler, bazı işler bizim oyumuz ne olursa olsun biz bu ülkenin güvencesiyiz. Öyle olmak zorundayız. Biz Kuzey Irak Libya tezkeresine hayır diyemeyiz. Evet diyemeyiz. Bu bakımdan biz gibi düşünemeyiz. Yani bakımdan anlatmaya çalışıyorum. Ulusal birlik olduğu zaman bizim için akan sular durur. Bizim kırmızı çizgimiz o bütün vatan bütünlüğüdür. Biz böyle bakarız. Oyumuz ne olursa olsun düşünmeyiz. Şuradan oy alacağız, buradan gideceğiz, buradan geleceğiz diye. Şimdi helalleşiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişiyle helalleşiyor. Atatürk'ün yaptığı dönemlerde bu ülkeye ne zararımız var? Kanun devrinde geçerlidir. Kim bilir o dönemde neler çekildi? Yakın tarihi bilenler bilir. İsmet Paşa dönemini, Ecevit dönemini reddediyor. Kendinden başka dönemleri reddediyor, geri yatıyor. Hiç umurunda değil adamın ya. Oysa ki bizim sayemizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci dönem kurucu üyelerin sayesinde şimdi orada genel başkanlık yapıyor ve 10 defa seçim kaybediyor. 12 defa Atatürk'ten çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında genel başkanlık yapmış. Diyor ya ben işte arkadaşları da Kemal Kılıçdaroğlu kaybedeceği bir seçime girmez. Ben buradan diyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu kazanacağı bir seçime girmez. Yani enteresan böyle bir garip parti bu duruma geldi. Partinin bu durumundaki arkadaşlarımın hepsi çıkan alıyor. Bütün ciddi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkan alıyor. Yani bu bakımdan elimizden gerçekten söylüyorum. Çok önemli bir şey de gelmiyor. Sadece konuşuyoruz. Arkadaşlarımız birbirimizi anlatıyoruz. Ama inanın seçim var diyor bazı arkadaşlar. Diyor ki Mehmet Bey zamanı değil. Öbür arkadaşım konuştuğunda zamanı değil. Bana hanım ne zaman bunun zamanı? Ne zaman bunun zamanı? 10 yıl geçti. 13 yıl oluyor. Ne zaman? Hadi seçim oluyor. Zamanı gelmedi. Zamanı gelmedi. Ne zaman gelecek? Ülke battığı zaman mı gelecek? Ülke bölündüğü zaman mı gelecek? Ülke bir savaşın içine sürüklendiği zaman mı gelecek zaman? Ne zaman gelecek? Coşkun Bey'in de bir sorusu var Mehmet Bey. Buna, biz ulusal işte layık demokratik cumhuriyeti savunan ulusalcılar olarak
Cumhuriyet Halk Partisi'ni korumaya, kollamaya çalışıyoruz. Gücümüz yeter, yetmez. Gücümüz yetmeyen arkadaşlar siyaset yapacaksa kendilerine bir zemin arıyorlar, bulurlar. İlla da orada siyaset yapmak zorunda değiller bu ülke için çaba sarf edenler. Ama siyaset yapan insanların da yolu açık olsun. Ben o bakımdan ayrılan başka partilerde görev yapan hiçbir arkadaşımı kınamıyorum. Hepsine saygı duyuyorum. Çünkü bu Cumhuriyet Halk Partisi bizim dönemimizin Cumhuriyet Halk Partisi değil. Bunu ikinci dönem kurucusu, Demokratik Sol Parti'den seçilmiş milletvekili olarak gelen ve 12 Eylül darbesinin elinden çıkartıp alan bir kurucu yöneticisi olarak söylüyorum. Peki. Bu Cumhuriyet Halk Partisi bizim dönemimizin Cumhuriyet Halk Partisi değil. Sayın Bakanım, iyi akşamlar. Beni bilsin ve kırmasınlar. Sayın Bakanım, iyi akşamlar. Sayın Bakanım duyuyor herhalde. Mehmet Bey? Duyuyorum. Coşkun Bey'in Sayın Bakanım, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Şimdi gerçi konuya bir başlık açıp bir giriş yaptınız da ben biraz daha açmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bizim dışarıdan gördüğümüz şu. Hani gerçekten olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Ve bu süreç içerisinde işte Cumhur İttifakı, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli o siyaseten birlik beraberliği sağlamak için ciddi çaba sarf ediyorlar duyarlı ilgili yerlere. Şimdi Cumhurbaşkanımızın bugün kritik bir çağrısı oldu İYİ Parti'ye. Gittiği yolun yanlış olduğu ve olması gerektiği yeri hatırlatan bir vurgusu oldu. Şimdi aslında bu her parti için geçerli ki Atatürk'ü temsil ettiğini iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerli. Şimdi benim dışarıdan gördüğüm sizin gibi duyarlı, ülke sevdalısı, hani bazı konularda siyasetin üstünde durumu kavramayı görmeyi bilenler maalesef bu partiden tasfiye edildi. Ciddi isimler Atatürkçü olarak konumlandıran ve gerçekten de olması gerektiği yerde duranlar şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde yok. Şimdi programı takip edebildiniz mi bilmiyorum. İlk biz başlangıcında işte bu çağrı ve yapılması gerekenleri konuştuk, tartıştık. Biz işin içinden çıkamadık. Siz belki yılların duayeni bir siyasetçi olarak bizim bu çıkamadığımız konuya bir açıklık getirirsiniz diye şunu sormak isterim. Şimdi belli yapı Cumhuriyet Halk Partisi'nde o klik yapı, nöbetçi kürsücüler diye adlandırdığım bir yapı Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir tasvir ederek bir yere doğru sürüklüyorlar. Ama bizim veya benim veya vatandaşların merak ettiği husus şu. Gerçekten akıl tutulması diyeceğiniz, yani asla izah edemeyeceğiniz bir takım olaylar yaşıyoruz bu partiler tarafından. Fakat burada hadi biz bu tepkiyi veriyoruz. Az önce dediniz ya herkes konuşmalı diye. Konuşuyoruz. Dil döndükçe anlatıyoruz. Bunu anlatırken de parti ayrımı gözetmeksizin önümüze gelene söylemeye çalışıyoruz. Benim merak ettiğim husus şu. Bu benim gördüğümü Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı, il ilçe teşkilatları, oraya üye olanlar veya diğer işte bu partiye siyaseten bağlı olanlar görmüyor mu? Az önce kısmen başlık açtınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de siyasette aktif olup da içi kan ağlayanlar var dediniz. Bu dipten gelmesini beklediğim tepki niye gelmiyor? Bir baskılama mı var? Yoksa bir takım odaklar mı bunu engellemeye çalışıyor bu tepki ve baskıyı? Hadi ondan da vazgeçtik. Neden bir istifa mekanizması var? Yani ardı ardına istifalarla yapılana bir tepki, yapılana bir karşılık verilmiyor taban kesim tarafından. Ki siz her ne kadar tasfiye edilmiş olsanız da partiden, ben biliyorum ki gönül bağı olduğunuz bir partide hala tabanda ve bir takım siyasilerde irtibatlı olduğunuz yer ve isimler var. Ne oluyor Sayın Bakanım? Yani alttan o beklediğimiz tepki niye gelmiyor bu yapılanlara karşı ki? Ben de birebir konuştuğumda Cumhuriyet Halk Partili olup ama gerçekten büyük tepki içinde olan birçok kişiyle oturup sohbet etmişliğim var. Ama fakat sonra sandık kurulduğu zaman gidip yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor. İşte bu enteresan olan taraf o. Yani ne oluyor Sayın Bakanım? Niye bu bahsettiğimiz o milli duruşu biz bu tabanda göremiyoruz? Yani komutanım, tabanda milli duruşun tabanda milli duruşun duruşunun duruşun duruşun hiç şeyi yok, tereddüt yok. Elbette. Hepsi aslan gibi duruyorlar milli duruş. Ama şimdi böyle tabii bir mahalle baskısı diyoruz ya. Ya işte şimdi zamanı değil. Şimdi zamanı değil. Şimdi zamanı değil. Belli bir kesimde şimdi belediyeleri almışız yıllardır. İlk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin o tabanı, o itilen, hor görülen yıllardır hep sağ hükümetler tarafından yönetilmiş. İlk defa kendilerine böyle bir iş imkanı, böyle iktidar olma gücü, işte çocuklarını işe sokacak, oğullarını işe sokacaklar, yeni bir umut yapacaklar. Bunların hiçbirisi olmadı. Şimdi zannediyorlar ki hükümet, bizim arkadaşlarımızın bir kısmı, ya hükümet olacağız, iktidar kazanacağız, altılı masa birleşecek de buradan biz iktidar olacağız diye böyle bir mahalle baskısı var. Bugüne ortak olmayın diye. Böyle bir tabanın üzerinde böyle bir baskı var.
Eğer buna meydan okuyanların bir kısmı, bakın geçen ay aktif görev yapan eski başkanlarımızdan, şimdi mevcut milletvekillerimizden bir tanesi, geçen gün 7500 kişi İstanbul'dan istifa etti. İstanbul'dan kimse belli etmiyor. Yani geçen yıl 7500 kişi istifa ettiği söyleniyor. Bakın Kemal Bey Bursa'ya gitti. Tabii bunlar hiç gündem olmuyor. Geçen gün tabii gündem belli olmuyor. İki gün evvel Bursa'ya gitti. Gittikten sonra bütün gençlik kollarını, bütün ilçelerinin gençlik kolları görevden alındı. Mehmet abi, Mustafa, orada bir ekleme yapabilir miyim? Sizin dediğiniz gibi istifalar çok ciddi boyutta var. Yargıtay üye sayısını açıklamadan, kamuoyuna açıklamadan hemen o istifaları görünmez hale getirmek için bütün genel başkan yardımcıları herhalde memleketin her yerinde rozet takma yarışına giriyorlar. O açığı kapatmak için. Ya ondan ziyade hiç belli olmayan insanların, Mustafa'cığım çizgisi ne oldu, belli olmayan insanları partiye kaydediyorlar. Ve Mehmet abi şunu söylemek istiyorum. Bakın siz 40 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde görev yaptınız. Muharrem İnce keza öyle. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi süreci içerisinde yer alan isimlersiniz. Ancak 100 yıldır partide kontenjandan milletvekili olanlar, bugün işte parti sözcüsü bu isimlerden birisi, sizin gibi, Muharrem İnce gibi, işte Mustafa Kemal gibi, Mehmet Ali Çelebi gibi isimler partiden ayrılmak zorunda kalınca, işte Kemal Derviş'in yakın müsteşarı olan bir isim, yel kayadan ancak toz alır diye bir ifade dile getiriyor. Yani gelinen nokta bu. Partinin bu değerleri, kıymetleri, dağ gibi isimlerinin gitmesi karşısında sadece söylediği iki kelimelik ifade. Bu da olayın ne boyuta geldiğinde bir göstergesi. Ya, yani çok üzülüyorum tabii. Bunlar benim zamanımda hep görev yapan insanlar. Onlar biliyorsunuz da dışarıdan geldiler. Babaları, dedeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli yerlerde görev yapmış yıllardır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde bakanlık yapmış insanlar. Arkadaşlar hakkında böyle söylemez. Cumhuriyet Halk Partisi terbiyesini almamış gibi görüyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakın. Atatürk'e kefere diyenler. Atatürk'ün anıt kabrini biliyorsunuz, bu Atatürk Orman Çiftliği'nin Mustafa Kemal bütün hepsini devlete bırakmış, kendi üzerindeki malı. Orada sırf anıt kabrinin yerini kendisine fazla görenler. Bunun yanında PKK'ya, PYD'ye terör örgütü demeyenler. Bunlar şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde cirit atıyor. Yani gerçek Cumhuriyet Halk Partisi Atatürkçüler dışlanmış, kenarda duruyor. Onlara hakaret ediliyor. Ama bu insanlar, Kemal Bey zannediyor ki bunlar oy verecek, parti büyüyecek. Bakın kendi aldıkları yerde keşke o arkadaşlardan bir tanesi İstanbul'da değil de kendi bölgelerinde aday olsaydı. Rize'den aday olmuştu bir tanesi. 1000 oy alamadı Mustafa'cığım. 1000 oy. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli kademesinden bir tanesi. Gelip İstanbul'dan aday oluyor. Gittin Diyarbakır'dan aday olsana kardeş, bir görelim partimiz büyüsün, oyumuz büyüsün. Olmuyor. Bizim bölgede 2870 tane şehit var. 2870 tane göçmen arkadaşların isim çıkarmışlar. Geldi şimdi İstanbul'dan gelip aday oluyorsun. Olsana be kardeş, git kendi bölgenden. Madem bu partiye katkı vereceksin. Herkes geldiği yerden, doğduğu yerden, güç katacağı yerden. Öyledir biliyorsunuz. Ecevit Zonguldak milletvekili, Deniz Baykal efendim Antalya milletvekili, Süleyman Demirel İspanyol milletvekili. Böyledi milletvekilleri. Öyleydi. Gittikleri yörelerin, ilinin, ilçelerinin böyle potansiyelini getirdi. Şimdi herkes kaçamak olarak, o partinin gücüne saklanarak milletvekili olup sonra Türkiye'ye küfür ediyorlar. Peki. Türk insanını hor görüyorlar, hakaret ediyorlar. Partinin üzerinden, partiden aldıkları güçlerle hakaret ediyorlar. Bizim en kesinlikle çok içimizi yakan şey bu. Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşma hakkını nereden buluyorlar kendilerine? Hayatlarında Cumhuriyet Halk Partisi olmamış insanlar bunlar. Hayatlarında Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermemiş insanlar. İnanın bana, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin en başında görev yapıyorlar. Benim arkadaşlarım hepsi dışarıda. İl başkanım, ilçe başkanım, işte sen 30 senede hizmet ediyorsun Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Ne oluyor? Bir işte yazı yazdın, parti içindeki bir olay çıkardın diye. Hadi bakalım Mustafa Bey dışarı. Ya bu kadar kolay mı Mustafa? Bunu Mehmet Bey, evet, duygulandığınız fark ediyorum. Ankara'da da Sayın Abdullah Ağar bizim önemli konuklarımızdan biri. Onun da size yöneltmek istediği sorular var zannediyorum. Ona da kulak vermek isterim. Abdullah Bey, buyurun efendim. Buyurun efendim. Sayın Bakanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Şimdi tabii anlattıklarınız Türkiye açısından, Türkiye'nin geleceği açısından son derece üzücü şeyler. Evet, bir siyasi rekabetin içerisinde CHP'nin sürüklenmiş olduğu bu pozisyon bazı avantajlar, bazı dezavantajlar üretebilir ama burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin
bir şekilde Atatürkçü çizgiden uzaklaşması veya yıkıcı, bölücü, ayrılıkçı bir terör örgütünün siyasi uzantısıyla bir işbirliği geliştirmesi hem Cumhuriyet Halk Partisi ve tabanı açısından hem de Türkiye açısından büyük bir tehdit, büyük bir sorun. Hatta eğer bir şekilde bir etki ortaya koyarlarsa Türkiye açısından da büyük bir soruna dönüşeceğini değerlendiriyorum. Şimdi siz bir ifade kullandınız. Yani Atatürkçüler, ulusalcılar, Kemalistler veya vatanseverler bir şekilde değişik sayıklarla partiden ayrılıyorlar ve ayrılma eğilimi içerisindeler. Ama bir şekilde işte Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden veya Cumhur İttifakı düşmanlığı üzerinden bir şekilde oy potansiyelini devam ettirdiğine dair de bir başka denklem gelişiyor. Bu açıdan bakıldığında bu da son derece tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Eğer böyle gerçekten böyle bir siyasi oluşum varsa o zaman yani ne yapılması gerekiyor? Yani bu tabandaki yani temeldeki sorunun kökeninde ne var? Bu son derece önemli. Çünkü yani sizlerin bırakıp gitmenizin öğretmiş olduğu da pek çok risk var. Yani sonuçta sizin boşaltmış olduğunuz alanları bir şekilde başka birileri dolduruyor. Bu bir potansiyel bir oy oranıyla birlikte çok tehlikeli bir noktaya gitmiyor mu? Öte tarafıyla meselenin ben sadece yani CHP'ye ait olan bir sorun olmadığını düşünüyorum. Bu aynı zamanda AK Parti'ye ait olan bir sorun, MHP'ye ait olan bir sorun ve devlete ait olan bir sorun. Bu noktada bu şekilde bir terör örgütünün siyasi uzantısıyla bir ikbal arayışı yani bununla ilgili AK Parti'nin bir şey yapması gerekmiyor mu? Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir şey yapması gerekmiyor mu? Veya devletimizin içerisindeki etkili organların bir şey yapması gerekmiyor mu? Yani çünkü mesele evet bir siyasi rekabet meselesi gibi algılanıyor olsa bile devletin kuruluşundan beri Türkiye'ye çok büyük hizmetler üretmiş olan bir siyasi oluşumun içerisinde nice kıymetli liderlerin değerlerini gelip geçtiği bir siyasi oluşumun böylesine şaibeli bir pozisyona sürüklenmesi ve bunun üreteceği sonuçlar sadece bir siyasi kriz meselesi değil aslında. Bir ulusal güvenlik sorununa gidiyor. Bir devlet krizi sorununa doğru gidiyor. Bu noktada yapılması gereken bazı şeyler yok mu sizce? Yani hani evet biraz önce çok üzücü bir cümle kurdunuz. Yani içimiz kan ağlayarak dediniz. Yani bu kadar bir çaresizlik üreten bir fotoğraf mı var? Yani nedir bu işin kökenindeki sorun nedir? Yani nasıl YPG, PKK'ya angaje, ona yakın, onlarla iltisaklı bir takım kişiler sizlerin pozisyonlarınızı ele geçirmeyle ilgili bir etki ortaya koyabiliyorlar? Yani bunlar açıkçası benim çok merak ettiğim sorular ve sizden bunun kökeninde, sorunun kökeninde ne var? Bunu bir öğrenmek istiyorum. En azından sizin yorumunuzla, sizin değerlendirmenizle. Vallahi Abdullah Bey, biz yıllardır biliyorsunuz yani Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi siyasi konularda hep mücadele ettik. Ama bu atılı masada inanın bana sembol olarak söylüyorum. Ama bir kere önce şunu söyleyeyim. Kürt halkıyla HDP'yi biraz ayırmak lazım. Yani o 6 milyon diyoruz, bazı zaman 5 milyon, bazı zaman 7 milyon dediğimiz halkın inanın %90'ı PKK ile ilişkili değil. Sadece işte etnik olarak baktıkları zaman böyle bir mahalle baskısı gibi yani HDP oyu veriyorlar diye bir kaydesi yok. Halk başka bir şey. Halk bir gün AKP oyu veriyor biliyorsunuz. Bir dönem AKP'nin de ciddi oyu var doğuda, güneydoğuda. Bizim de o dönemlerde hatırlarsanız Diyarbakır'dan, Muş'tan, Ağrı'dan milletvekili çıkardık. Cemal Kayalar, işte Şerif Ertuğrul'lar, Mesut Değerler. Bizim dönemimizde buralardan bize milletvekili çıkardık. Halk başka bir şey. HDP'nin yönetimi başka bir şey. Ben HDP'nin yönetimiyle halkın inanın bana sanki Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle Cumhuriyet Halk Partisi tabanı gibi görüyorum. Yani ikisi de belli bir yönetimden elinde sıkışmış kalıyor. İnanın Surun Doğu'da ve Güneydoğu'da bir oylama yapın. Samimi olarak söylüyorum bakın. Kıbrıs çıkarmasında Diyarbakır'dan 7 kilometre kuyruk olmuş. Kürt halkı da o savaşa gidip Kıbrıs'ta mücadele etmek için askerlik şubesinin önünde. Halkta böyle bir ayrım yok ama yönetim eline geçirenler yukarıdan aldıkları talimatlarla bazı zaman biliyorsunuz biz arkamızı bilmem neye dayadık diyenler, PKK'ya, PYD'ye, PJD'ye dayanıp diyenlerle gördük, yaşadık. Yöneticiler halka ayırıyorum. Ama bu altılı masada tamamen Tayyip Erdoğan düşmanlığı var. Bu düşmanlık üzerine kurduğunuz zaman bu iş olmaz. Abdullah Beyciğim, düşmanlık üzerine olmaz. Biz Tayyip Bey'le mücadele edeceksen meydanda mücadele edeceğiz. Eğer yenecekse küçük güzel er meydanına diyeceğiz ki ben senden daha iyi yaparım. Onların yaptığı doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz. Biz onların yaptıkları her şey yanlış dediğimiz zaman toplum da bize güvenmiyor.
Bakın bir de en yakın gazetelerden bir tanesi Cumhuriyet Gazetesi'nin geçen gün bir araştırması vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. 17 ile 22 arasında büyümüyor. Düşmanlık üzerine kurduğunuz zaman büyümez. Bu millet inanın şey değil. Senden benden daha iyi diyor Abdullah Bey. Biz bir tane televizyona gidiyoruz. İki tane televizyonda konuşuyor. Ama onlar bütün televizyonları evin önüne açıyorlar. Herkesi dinliyorlar. Kimin ne olduğunu biliyorlar. Kim bu ülkeye faydalı, kim zararlı biliyorlar. Bu son yapılan olaylar Allah aşkına. Hep Tayyip Erdoğan'la en çok mücadele eden bir tanesi benim. İl başkanlığı yaptık beraber. O Refah Partisi İl Başkanı'ydı. Ben de Tepe İl Başkanı'ydım. Ülkemiz için mücadele ediyorduk. İstanbul için mücadele ediyorduk. Ama hiçbirimize saygısızlık yapmıyorduk. Bir milletvekili genel başkanlar hakkında laf söylemezdi. Böyle bir terbiyeden geliyoruz biz. Genel başkanlar genel başkanlarla muhatap olurdu. Şimdi atı diyetizine karışmış. Abdullah Beyciğim hiç belli değil ne oldukları ya. Dünkü çocuklar çıkıyorlar cumhurbaşkanlarına, öbürü çıkıyor genel başkanlara. Ağzına gelenleri söylüyorlar. Ya bu ülkenin bunlar değerleri. Kolay yetişmiyor bu insanlar. Son yapılan şeyler kötü mü? Allah aşkına bu tahıldı, şey değişimiydi, esir değişimleriydi. Sınırdaki mücadeleydi, böyle bağımsız kalmamış bu enerji politikaları kötü mü? Libya politikası kötü müydü? Benim buradan atlar partiden biliyorsunuz. Libya konusunda hükümetin yaptığı işler doğrudur dediğim için beni partiden uzaklaştırdılar. Oysa ki Deniz Baykal var, Ecevit imzalamış Kıbrıs çıkarmasında. Daha dün kutladı Kıbrıs'ın biliyorsunuz bağımsızlık gününü. O dönemdeki o küvetlerin içinde öldürülen çocukları çabuk mu unuttuk? Bunlar o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi ve işte biliyorsunuz Sayın Erbakan'la beraber ortak yaptıkları mücadeleden kaynaklanan zaferlerdi. Şimdi bunların hepsini yok sayıyor Kemal Bey. Tamamen Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Ali Babacan Tayyip Erdoğan düşmanı. Ne yapmış? Çünkü onu bakan yapmış 8 yıl. Ali Babacan bakın 1 milyar dolar için bizim Coşkun Bey de bilir, siz de çok iyi bilirsiniz, benden daha iyi bilirsiniz. Kuzey Irak'ta 8 milyon hibe milyar için biliyorsunuz kredi 1 milyar. Hibe için az kalsın bizi biliyorsunuz Doğu ve şeyde, Kuzey Irak'ta hangi felakete sürükleyecek Ali Babacan. Elimizde olan bütün değerleri sattı. Davutoğlu'nun yaptıklarını biliyorsunuz. Karamollaoğlu'yla Allah aşkına Kemal Kılıçdaroğlu el ele geliyor. Sivas'ta 37 tane canımız yandı. Belediye Başkanı da bir hortum çıkmamış ya. Bir hortum. Abdullah Bey ya. Şimdi bu insanlar nasıl birleşiyorlar? Aradaki tek var Tayyip Erdoğan düşmanı. Ya kardeş böyle olmaz ki. Ben daha iyi yapacağım. Ben daha iyi becereceğim. Benim kadrom daha iyi. Ben işçiye, köylüye daha iyi önerilerde bulunacağım. Ondan aldıkları malı sigortalar koyacağım deyip anlatabilmek önemli. Dış politika anlatabilmek önemli. Biz bunu bırakmışız. Diyoruz ki Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelecek? Senin babanın çiftliği mi burası? Kendi şirketin mi? Ya bu 80 küsur milyon insanın kaderi. Tayyip Erdoğan gidince kim gelecek? Kim gelirse gel, kimsenin umurunda değil. Tayyip Erdoğan gitsin. Bu düşmanlık üzerine bu işi koyduğumuz zaman inanın hiç kimseye hayır gelmez. Türkiye'ye de fayda getirmez. Bu bakımdan ben buradan Tayyip Erdoğan'a bir hafif sitem ediyorum. Bana göre masadaki en tehlikeli insan Sayın Meral Akşener. Onu çağırıyor işte masadan atlıyor. Bir bakın geçmişine. Ben buradan bütün gençlere sesleniyorum. Yeni o Z kuşağı dediğiniz insanlara. Diyorum ki siz bu insanları gidin babalarınıza sorun. Abilerinize sorun. Annelerinize, ablalarınıza sorun. Deyin ki ya bu Karamollaoğlu ne yapmıştır kendi görevinde? Ali Babacan ne yapmıştır? Davutoğlu ne yapmıştır? Kemal Bey ne yapmıştır? Bir sorun onlara göre bakarak ilk defa bu oyunuzu kullanacak insanlar onlardan alsınlar eğer yakın tarih okumuyorlar. Ailelerinden alsınlar. Bunların geçmişini, siyasi tarihlerine bir baksınlar. Bu ülke için ne kadar çivi çakmışlar. Bu bakımdan ben sizin cevabınızı tamamen Tayyip Erdoğan düşmanlığı olarak görüyorum. Yoksa işte o gitsin de ne olursa olsun. Allah aşkına bir bildiri çıkarlar. O bildiriyi korkun çocuklar bile yazmaz mı? İşte Çankaya'ya gidecek şey. Cumhurbaşkanlığı Çankaya'da olacak. İşte milletvekilleri, bakanlar milletvekillerinin içinden seçilecek. Yani etki yaptığımız biliyorsunuz 15-16 Mart'ta anlaşmışlar. Ben de kutladım, alkışladım onları valla. Ne güzel dedim. Demek ki kaç yıldır? Bir yıl geçti galiba zannediyorum. Herhalde bir buçuk yıldır toplanıyorlar. Çay kahve içiyorlar. Ne güzel dedim anlaşmışlar. Böyle bir garip geldi onları okurken. İlkokul çocuğuna verseniz bunu yazardı yani. Mehmet Bey sizi de yorduk ama Selman Bey'in de size yöneltmek istediği bir soru var zannediyorum. Selman Bey buyurun. Çok yoramadım. Ben de size başarılar diliyorum inşallah. Mehmet Bey, ayrılmadan ben de bir şey sorsam. Ben sonra yapayım. İyi akşamlar diliyorum öncelikle. İyi yani akşamlar. Bu kadar yıl Cumhuriyet Halk Partisi'ne mücadele etmiş bir insan olarak söyledikleriniz gerçekten hepimizin derinden üzüntüsünü ifade ediyor. Yani aşağıdaki KC'yi okuyorum. Ülke çıkarlarını savunan bir partiydik. İşler acısı haline geldik
açıklaması bile aslında olayın özeti niteliğinde, ama ben bir başka konuyu da merak ediyorum. Şimdi şunu biliyoruz. Yani CHP'nin tabanında, CHP'ye gönül vermiş, oy vermiş vatandaşlarımızın belli başlı konularda CHP'nin politikasından çok rahatsız olduğunu biliyoruz. Teşkilatlarında da bu rahatsızlığın bir kısmının olduğunu biliyoruz. Ben şunu da biliyorum. Mesela yurt dışı gezilerimizde Katar'da, Azerbaycan'da farklı konular olduğunda birebir sohbetlerde aslında Türkiye'nin diplomatik olarak ne kadar iyi bir konumda olduğunu itiraf da ediyorlar. Bunu açıkça söyleyemeseler de. Ama ben şunu merak ediyorum. Yani mesela bir İstanbul İl Başkanı var şu an CHP'nin. Diyor ki sözde Ermeni soykırımını destekleyen minvalde açıklamalar var biliyorsunuz daha önce de. Yani bu bizim... Yani bir düzeltme yapayım sana, sözün kesilmesin. O İstanbul İl Başkanı değil yani. Yani parti üyesi bile değil biliyorsunuz. Yani eyvallah. Bunun, ama hani, sözünü ciddi almayın yani. Ama maalesef bugün CHP'nin İstanbul'daki il başkanı olarak görevlendirilen şahıs sözde Ermeni soykırımını savunacak kadar gayrimilli bir çizgi içerisinde. Yani inançlı insanları tahkir edecek birçok söylemi var, tweet'i var. Yine Mustafa Kemal Bey söyledi. Yani Atatürk demekten imtina eden bir il başkanı. Yine Sezgin Tanrıkulu var. Yani YPG'lilerle alakalı yaptığı çok fazla açıklamalar olumlu yönde. Yine SİHA'lardan duyduğu rahatsızlığı defalarca dile getirdi ve yani en son bu PKK'nın kimyasal silah iftirasını da üstlendi. Veli Ağbaba var. Yani mecliste YPG'li bir teröristi ağırladı. O YPG'li terörist daha sonra Suriye'de öldürüldü. Atatürk'ü Ali Mahir Başarır var. İlan eden milletvekili var. Yani Bursa Ali Mahir Başarır var. Türkiye Doğu Akdeniz'de niye petrol arıyor diyen, TSK ile alakalı çok yakışıksız ifadelerde bulunan ve en son işte yargı erklerine yani kabadayıcı davranan. Şimdi bunların hepsi aslında CHP'nin altı okundan biri olan devletçiliğe yani taban tabana zıt işler. Ben şunu merak ediyorum. Yani CHP 2023 seçimlerinde yeniden bir yenilgiye uğrarsa, ki öyle görünüyor. Yani seçimi yeniden kaybederse parti daha radikal bir çizgiye mi evrilecek? Bu isimler gibi isimler çoğalacak mı? Daha radikal, daha HDP ya da radikal sol çizgisinde bir CHP ile mi karşılaşacağız? Yoksa daha vatansever CHP'liler partiyi tekrar geri mi alacak? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tabii bizim içimizde bazı milletvekili arkadaşlarımız var. Ama saydığımız isimlerden bir iki tanesi tabii o müferit olarak yani günlük söyledikleri sözlerdir. Veli mesela il başkanlığı yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi. O son söyledikleri çıkışlar, sözler belli bir kusur olabilir. Ali Mahir için de söylüyorum. Biraz hırçındır. O yargıya yaptıkları iş yanlıştır. Deniz Baykal'la ilgili söyledikleri sözler yanlıştır. Ama diğerlerini bunların kefesine koyma. Bunların işte konuşulur, ikna edilir, bağırılır, çağrılır. Otur derler yerine, doğruyu anlatılır, düzene gelebilirler. Onlar bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nde ciddi görev yapmış insanlardır. Umarım kendileri de düzeltirler, belli bir yola gelirler. Diğerlerine bakmazlar. Yani biz onlara uyacağımıza, o gelenler bizi yönlendirmeye çalışıyorlar. Şimdi garip tarafı bu. Fakat Kalkınma Partisi'nin içinde de var. Böyle çıkar bu kurumlardır bunlar. Ama özü değiştirmeye çalışanlar, özünü değiştirmeye çalıştıkları zaman olmuyor o zaman. Tamam, özü değişiyor. Şimdi eskiden baskın milliler vardı, değiştiremiyorlar. Yukarıda Deniz Baykal vardı. Şimdi Tayyip Erdoğan baskın bir lider. Hatta Kalkınma Partisi'nin içinde çatlak sesler de çıksa. Biliyorsunuz Cumhuriyet'le ilgili bir şey söyledi. Sizin eski grup başkan vekiliniz. Hemen Tayyip Bey söyledi. Hemen görevinden ayrıldı. Baskın bir lider vardı yukarıda. Ama şimdi CHP'nin üstüne baskın bir lider yok. CHP'nin içerisinde günü kurtarmaya çalışan bir lider var. Bakın bütün partiler kongre yaptı. Neden Cumhuriyet Halk Partisi kongresini yapmıyor? Kaç yıl geçti aradan? Üçüncü yıla giriyoruz. Mustafa daha iyi bilir. Mustafa Kemal Bey. Daha iyi bilir. Bakın bütün Saadet Partisi yaptı, Refah Partisi yeniden Refah Partisi yaptı. İyi Parti yapacak yapıyor. Yakında. Hepsi yapıyor kongresini. Niye Cumhuriyet Halk Partisi yapmıyor kongresini? Çünkü herkes kendine bir düzen bulmuş, yer bulmuş. Herkes kendi konumunu korumaya çalışıyor. Gelirse yine hesaplaşmalar olacak. O dediğimiz insanların çoğu seçilmedi. İçimizde bir tane Mehmet Bekaroğlu kadın kotasından girdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Daha önce dış politikalarda Azerbaycan'da ne işiniz var diyen, Türkiye Azerbaycan'a terörist getiriyor, Karadağ'da savaş çıkıyor diyen insanlar parti meclisinden seçilemedi. Kemal Bey'in kontenjanında tekrar Dışişleri Komisyonu'nda görev yaptı bu insanlar. Yani parti kurulda yönetilmiyor. Yani ne MYK yönetiyor, ne parti meclisi yönetiyor, ne Merkez Kurtma Kurulu yönetiyor. Tamamen danışmanlarla. O da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kovulan danışmanlar geldi şimdi. Bize onlar yönetiyor parti. Tabii ki. Bu Amerika'da Kemal Bey'in ne işi vardı? Allah aşkına İngiltere'de ne işi vardı?
Yani biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Tayyip Erdoğan'la ayrılanlar gelip şimdi Kemal Bey'in baş danışmanı olmuşlar. Yani böyle bir garip olmuş yani bu insanlar. Bu bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi kurtulursa Türkiye kurtulur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurtulmadan Türkiye'yi kurtarmak mümkün değil. Ben kendi tarafımdan bakıyorum. Mehmet Bey, son iki dakika içerisindeyiz ama size son olarak... Yanlış işler vardır. Yanlış işler vardır. Doğruya doğru, yanlışa yanlış devam edeceğiz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi içinden burada eski genel sekreter olarak bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Gerçekten siyaset yapmak isteyen insanlar girecekleri partiye siyaset yapsınlar. Bunu hiç tereddüt etmiyorum. Yani eğer burada kendilerini yer bulamıyorlarsa ülke için söyleyecek söz, ülke için çalışacak mevkiler, kapılar kapandıysa görev yapmak isteyen siyaset adamları, çok değerli arkadaşlarımız var. Hep sorarlardı. Ben diyorum ki seçim de yaklaşıyor. Kimseye artık Cumhuriyet Halk Partisi size sahip çıkacak diyemiyorum. Dilediğiniz partiye görev yapın. Yolunuz, şansınız açık olsun bu ülke için diye düşünüyorum. Ve hepinize de çok teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Çok teşekkür İyi ediyoruz akşamlar. Mehmet Bey. Sağ olun. Çok zamanınızı aldım. Kusura siz de zor, yorduk. Sonunda bakalım. Bir dakika içerisindeyiz ama şunu da sorayım size. Aslı Baykal son paylaşımında demiş ki gayrimilli odağın iktidar olamayacağı bir teorik zemine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Bu ne demek? Gayrimilli odağın iktidar olamayacağı. Çok kısa bir cevap. Demek ki bu altılı masadan bir hayır gelmez. Bu altılı masadan bir şey olmaz demek istiyorum. Yani, benim anladığım gibi siyaseten bir ülke kardeşim kendinize dikkat edin. Bu ülke için gönlünüz ne istiyorsa ona bir verin. Bu altılı masadan bu memlekete hayır gelmez demek. Yani Millet İttifakı'na oy vermeyin anlamında. Cumhur İttifakı'na oy verin diye yorumlamam. Ama sadece bu masadan bir şey olmaz diye düşünüyorum. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldınız. Bütün değerli konuklarımızın sorularını yanıtladınız bıkmadan. Çok teşekkürler, iyi akşamlar diliyoruz. Evet değerli izleyiciler, Aslı Baykal'ın son mesajlarından hareketle biz de eski bir CHP'liyi Sayın Mehmet Sevigen'i ağırladık. Bütün konuklarımın analizleriyle birlikte kendisine yönelttiği sorular vardı. Sayın Sevigen de yoruldu ama bütün soruları tek tek cevaplandırdı. Şimdi bir aramız daha var. Saat başında yine buradayız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.